Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de takvimlerimiz 11 Temmuz Perşembe gününü gösteriyor sevgili dinleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım takvim yapraklarında bugün bizler için neler var? 11 Temmuz Perşembe yılın 193. günü. Longfellow diyor ki çalışmayı ve beklemeyi öğrenin. Ve aynı zamanda bugün Dünya Nüfus Günü. Nüfus günü ne demek tam olarak bilmemekle birlikte hemen bakalım. Nüfusun kontrol altında tutulamaması dünya üzerinde derin etkilere sahip olan bir gerçek. Bu durum kaynakların yetersiz kalmasına, gelir dağılımında bozukluğa, eğitim olanaklarının kısıtlanmasına, cinsiyet eşitsizliğine, sağlık sorunlarının büyümesine, doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevresel sorunların çoğalmasına yol açıyor. Buna dikkat çekmek için aslında Dünya Nüfus Günü. Farkındalık oluşturmak için bugün farkındalık günü olarak herkese bu konuda aslında bilinçlendirme yapılıyor diye düşünüyorum. Ama herhalde 3. dünya ülkelerinde eğitim seviyesinin düşük olduğu ülkelerde de doğum kontrolün anlatıldığı bir gün olduğunu ummak istiyorum. Çünkü gerçekten bu senede Haziran ayının sonunda 2024 yılında tüketmemiz gereken bütün dünya kaynaklarını tükettik. Her sene daha da zaman geriye doğru gidiyor. Düşünün ki 2024 yılı boyunca tüketmemiz gereken dünyadaki bütün kaynaklarımızı yılın ortasında bitirmiş oluyoruz. Bu sene Haziran ayında bitti. Ve 2025'in kaynaklarını kullanmaya başlıyoruz. Bu da aslında nüfus yoğunluğundan, çoğunluğundan oluyor. Çark dönümü fırtınasıymış Büyük Saatli Marif'in söylediğine göre. Zengin olmanın 4 şartı var diyor Naci Kasım. Bilgi, dürüstlük, çalışmak ve yılmamak, yorulmamak diyor. Bu da böyle kenarda, zihnimizin kenarında dursun diyoruz. Hemen arka sayfasını çeviriyorum Büyük Saatli Marif takviminin. Ve Can Yücel'in bir şiiriyle karşılaşıyorum. Nefeslerle sürüp giden yaşamımız bir su kenarına gelir durur. Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep, bazen susulur diyor Can Yücel. Ben de katılıyorum, bazen susmak iyidir. Konuşmamak iyidir, yorum yapmamak iyidir, insana da iyi gelir diye düşünüyorum. Bilgi Kültür takviminde Fikret Hakan'ın fotoğrafı var. 2017 yılında bugün vefat etmiş. 200'e yakın filmde oynayan aktör. Tabii ki muhteşem performanslarıyla hatırlanıyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Benim de oynama şansım olmuştu sevgili Fikret Hakan'la. Evet, 95 yılında Srebrenica soykırımı olmuş. 2023 yılında da Milan Kundera vefat etmiş efendim. Bunlar da Bilgi Kültür takviminin arkasındaki notlar. Hemen bakıyoruz. Güzel bir şarkı, bugün güzel bir şarkı olsun. Vallahi bugün güzel bir şarkı çalalım, eğlenceli. Ben bugün sosyal medya hesabımda Mor ve Ötesi'nden Güney'e Giderken çaldım. Geçen sene bu zamanlar en yakın iki kız arkadaşımla Güney'e gitmiştik. Çok güzel birkaç gün geçirmiştik. Tabii TBT oldu biraz, ne deniyor ona? Throwback Thursday. Geçmiş oluyor ama güzel geçmişler oluyor, güzel anılar oluyor. Ve yolda Güney'e Giderken şarkısını dinlemiştik. Bas bas bağırarak da söylemiştik. Belki de bugün onu dinlemek güzel olabilir hepimize. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabından bir alıntı var. Güçlüler güçsüzleri incitmeyecek kadar güçsüz olunca, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundadır. Güzel lafmış. Çok güzel lafmış. 1923 yılında bugün İstiklal Marşı için Ali Rıfat Bey'in bestesi seçildi. 1930 yılında günümüzde de kullanılan Osman Zeki Bey'in bestesiyle değiştirilene kadar İstiklal Marşı farklı bir besteyle okundu. Bu sene 100. yıl sebebiyle muhteşem bir sahne vardı. Bizim sevgili Mert Fırat'la sunduğumuz ve İstiklal Marşı'nın her aşamasını anlattığımız, açıkçası İstanbul'da ve Ankara'da sahnelenmişti bu muhteşem eser. Ve inanılmazdı arkadaşlar, çünkü İstiklal Marşı'nın her aşamasını sahnelemiştik. Kimler nasıl şiirler yolladı, nasıl besteler yolladı, hepsi muhteşem bir filarmoni orkestrası eşliğinde seslendirilmişti. Biz İstiklal Marşı'nın her evresini aslında artık biliyoruz. Gelen seyircilerimiz de biliyorlar. Muhteşem bir eserdi, onu sunduğum için de çok mutlu olmuştum. Dolayısıyla Ali Rıfat Bey'in bestesini de biliyorum. Umarım bir yerlerde görsellerine, videolarına
erişebilirsiniz. Muhteşemdi. Ve İstiklal Marşı'nın tabii her aşamasını bilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Bilgi Kültür Takvimi'nin de sonuna geliyoruz. Programı sonlandırırken hemen tabii ki bugünkü niyet kartımızı seçelim. Yazın artık vazgeçilmez özelliği oldu programın. Niyet kartı seçmek. Hemen içinizden cevap almak istediğiniz bir cümleyi geçirmenizi rica ediyorum. Kin, yargılama, suçluluk ve korku başkalarını suçlamaktan ve kendi deneyimlerimin sorumluluğunu almamaktan gelir. Beni sevgi yönetiyor. Evet, yaşadıklarımızı, sonuçları, tercihlerimizin sonuçlarını öyle işte o onu yaptı, bu bunu yaptı, o onu dedi, bunu dediğiyle geçirmek yerine ben bunu yaptım, ben böyle tercih ettim, ben böyle olmasını istedim diye bakmak gerçekten bence de bir sürü şeyin değişmesine sebep olacak. Yarın yine aynı saatte Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.